geçişe izin vermeyen güvenlik güçleri Suriyelilere mayınlı alandan uzak durmaları için uyarılarda bulunuyor. Sınır hattında bekleyen Suriyelilere AFAD görevlileri tarafından su ve yemek dağıtıldı. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda Karslı vatandaşlarla bir araya geliyor, izliyoruz. Dedemin şehit olduğu topraklara, Sarıkamış'a ayrıca selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Biliyorsunuz 17 Mart'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili ile buradaydık, sizlerle bir aradaydık. Kendileriyle beraber hem ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli bir proje olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP'ın temel atma törenini yaptık. Hem de Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile diğer eserlerin toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Bugün de hem hasret gidermek hem hasbihal etmek için bir kez daha sizlerle bir aradayız. Ne diyor o güzel Kars türküsünde? Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Yani anayasadaki başkomutandan bahsediyorsunuz değil mi? Tamam. Ne diyor o güzel Kars türküsü? Ayrı düşeli senden, yaralıyım sinemden. Gece gündüz çıkmazsın hayalimden, rüyamdan. Biz de Kars'tan ayrı kalamıyoruz. Her fırsatta geliyor, Kars'ın 1000 yıllık birlikteliğini nasıl yeni Türkiye'nin zemini haline getirdiğini bir kez daha görüyorsunuz. Çünkü Kars bu milletin en zor anında, en zor şartlarda nasıl yeni bir başlangıç yapabileceğinin canlı tarihidir. Şu Kars'ın sokakları, evleri, şehrin çevresinde kurulmuş tabyalar ve elbette Sarıkamış bunun en canlı şahididir. Sarıkamış ruhunu anlamayan Kars'ı da anlayamaz. Yeni Türkiye'yi de anlayamaz. Bakınız, Moskova'daki askeri müzede sergilenen günlükte bir Rus kurmay başkanı Allahu Ekber dağlarında gördüğü manzarayı nasıl anlatıyor? Allahu Ekber dağlarındaki Türk müfrezesini esir alamadım. Bizden çok evvel Allahlarına teslim olmuşlardı. İlk sırada diz çökmüş 5 kahraman. Kaput yakaları Tanrı'nın rahmetini o civan delikanlıların yüreklerine akıtabilmek istercesine semaya dikilmiş kas katı. Hele bıyıkları ve sakalları her biri birer fütuhat oku gibi çelik misali. Ya gözler, tabiata da, başkumandana da, karşısındaki düşmana da isyan eden ama Allah'ına teslimiyetle bakan gözler. Açık, apaçık. Kardeşlerim, bu topraklar gerektiğinde herkese isyan eden ama Allah'a teslimiyetle bakan o gözlerin hatıralarını inşallah ebediyete kadar yaşatacaktır. Bugün buradan Kafkas cephesinde şehit düşen tüm askerlerimizi, tüm subaylarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Sağlık subayı olarak bu savaşta şehit düşen Bosnalı binbaşı Hüseyin Hüsnü Atıf'ı, Medineli binbaşı Abdurrahman Şerefi, Selanikli binbaşı
Ali Naşit Şevki, Şamlı Yüzbaşı, Abbas'ı, Türkistanlı Yüzbaşı, Taceddin'i, Kosovalı Üsteğmen Hasan'ı, Kırımlı Üsteğmen, Abdülkadir'i de rahmetle anıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Kimler buralara gelmiş? Ben nerelerden gelmiş? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, bu subaylarımızın doğum yerleriyle şehit oldukları yerin ifade ettiği mesajı çok iyi görmeliyiz. Bu milletin tarihi 1923'te başlamadığı gibi bu milletin gönül dünyasının sınırları da 780 bin kilometre kareden ibaret değildir. Dün bu toprakları işgalden kurtarmak için coğrafyamızın her köşesinden kardeşlerimiz buraya koşmuşlardı. Biz de 12 yıldır ecdat yadigarı eserlere sahip çıkarak tüm mağdur ve mazlum kardeşlerimize el uzatarak oralara koşuyor, oralarda çalışma yapıyoruz. Ah kardeşlerim, Bosna Hersek'e gidin, bizi göreceksiniz. Kosova'ya gidin, bizi göreceksiniz. Arnavutluğa gidin, bizi göreceksiniz. Makedonya'ya gidin, bizi göreceksiniz. Türkmenistan'a gidin, bizi göreceksiniz. Kazakistan'a gidin, bizi göreceksiniz. Azerbaycan'da bizi göreceksiniz. Moğolistan'da bizi göreceksiniz. Her yerde bizi göreceksiniz. Bu milletin gönül dünyası bu kadar genişken, bu kadar büyükken, bugün Türk diyerek, Kürt diyerek, Azeri diyerek, Çerkez diyerek, Gürcü diyerek yeniden bizi bölmeye, parçalamaya çalışanlar var. Halbuki biz ne diyoruz? Rabia. Rabia. Tek millet. Ne var bunun içinde? Türk'ü var. Kürt'ü var. Azeri'si var. Çerkez'i var. Gürcü'sü var. Avaza'sı var. Arnavut'u var. Boşnağı var. Ülkemde 78 milyon hepsi tek millet. Kardeşlerim, Allah bizleri kabileler halinde yarattı. Ama hiçbir kavmin bir diğer kavme üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak şimdi ülkemizde maalesef iki parti var ki bunların bir tanesi siyasi Kürtçülük yapıyor, bir tanesi de siyasi Türkçülük yapıyor. Ben diyorum ki 7 Haziran'da sandıklarda bunlara bir ders verin. Bir ders verin. Çünkü bunlar bizi bölüyorlar. Bizi bölmelerine, ayrımcılıklarına fırsat vermeyelim. Biz Türk'ü de, Kürt'ü de, Azeri'yi de, Çerkezi'yi de, Abazlı'yı de, Gürcü'sü de, 78 milyonun hepsini de yaratılanı severiz, yaradandan ötürü anlayışıyla seviyoruz, kucaklıyoruz. Farkımız bu. İki, tek bayrak. Tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim, son günlerde
terör örgütünü arkasına alan malum parti mitinglere bir iki tane sembolik Türk bayrağı getiriyor. Fakat bunun dışında bu milletin değerlerine ters, bu milletin değerleriyle çatışan bayrağımıza alternatif birçok bayraklar doğdu. Bu ne periz ne lahana turşusu. Böyle saçmalık olur mu? Değerli kardeşlerim, bunlarla bizi aldatacaklarını zannediyorlar. İşte 7 Haziran bunun için ayrı bir fırsat geldi. Artık burada fazla bir şey kalmadı. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü sandıktayız. 3 tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Bu vatan üzerinde operasyon düşünenler, ameliyat düşünenler karşılarında bizi bulurlar. Karşılarında silahlı kuvvetlerimizi bulurlar. Emniyet teşkilatımızı bulurlar. Karşılarında hepsinden öte bu milleti bulurlar. 4 tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz var mı? Şimdi bir tane paralel devlet çıkmış. Paralel devlet. Şu anda bölücü terör örgütünün desteklediği partiyle de iş tutmuşlar. Nerede? Kim daha güçlüyse onlarla iş tutuyorlar. 99 yılında bu zat Amerika'ya kaçtı gitti. Güya Hoca Efendi'ymiş. Niye Amerika'ya gitti? Mekke'ye gitseydin, Medine'ye gitseydin. Niye oraları değildi Amerika? Üst takıl, üst takıl. Yönetilme meselesi. Tamam? Yönetenler var. Onlar öyle istediği için orada. Yoksa Amerika gibi yerde adama 400 dönüm yeri verip de orada istediğin gibi yaşa demezler. Şimdi küçük imamlar da kaçıyor. Türkiye'den onlar da kaçmaya başladı. Bunların imamları var ya. Ya imam mihrabı bırakıp da kaçar mı? Bunlarınki kaçıyor. Neden? Çünkü bunların bu ülkede, bu vatanda, bu millete karşı muhabbetleri yoktu. Bunlar devleti ele geçirmek istiyorlardı. Biz de yanıldık. Aldandık. Yoksa bunların 40 yıllık geçmişini hamdolsun son anda durdurma fırsatını yakalayamazdık. Kardeşlerim, bizim Rabia'mız Allahu Ekber dağlarında ölümün üzerine Allah'ına teslimiyetle giden o kahramanların, o yiğitlerin mirasıdır. Bu milleti kimseye böldürmeyiz. Bu bayrağı asla yere düşürmeyiz. Bu vatanın üzerinde kimseye operasyon yaptırmayız. Devletimizi parçalamaya yeltenenlere, niyetlenenlere asla müsaade etmeyiz. Aksi takdirde Çanakkale şehitlerinin, Sarıkamış şehitlerinin, Kurtuluş Savaşı şehitlerinin bize bıraktıkları emanete ihanet etmiş oluruz. Bu ülkede Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize yardım götüren tırları durdurarak ihanet içine girenler oldu. İşte o paralel yapın. Biz şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak bu hainlerin yakasına yapıştık. Takip ettik. İşte adalet önüne çıkmalarını sağladık. Bunun için bize Türkmen kardeşlerimiz teşekkür ediyor.
bizi yalnız bırakmadınız diyorlar. Bayır bucak Türkmenleri, eğer siz bizi yalnız bıraksaydınız bizim halimiz nice olurdu diyorlar. Aynen CHP'nin geçmişinde Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nde Azeri kardeşlerimizin Stalin'in askerlerine o bırakılması olayı var ya, 144 tane Azeri'nin orada şehit edilmesi olayı var ya, ondan sonra bir Azeri şairin dediği gibi, keşke bizi siz öldürseydiniz de onlara teslim etmeseydiniz. İşte mesele bu. Suriye Türkmen Meclisi'nin eski başkanı, Türkiye'nin yardımı olmasaydı Esed'e karşı verdikleri mücadelede 30 bin değil 1 milyon şehit vermek zorunda kalacaklarını söylüyor. Kardeşlerim, MHP'nin bir Suriye Türkmeni olan milletvekili bölgeye yapılan yardımlardan ötürü şahsıma ve başbakana teşekkür ediyorum. Ama MHP'nin genel başkanı çıkmış, paralel örgütün bu ihaneti üzerinden bizi, daha doğrusu Türkiye'yi suçlamaya, karalamaya kalkıyor. Sorsanız milliyetçi. Ama söylediklerine bakıyorsunuz, Esed'in milliyetçisi, Pensilvanya'nın milliyetçisi, Kandil'in milliyetçisi. Çünkü onlarla aynı çizgiye gelmiş, aynı şeyi söylüyorlar. Bir tek bu milletin milliyetçisi değil. Ey Bahçeli, sen bu milletin milliyetçisi olana kadar bu millet sana itibar etmeyecek. Bunu bilesin. Ana muhalefetin başındaki kişi de benzer şeyleri söylüyor. Neymiş? Türkmenlere gizli gizli yardım götürüyormuşuz. Yardım gizli gizli gider miymiş? Ana muhalefetin genel başkanı da Esed'in, Pensilvanya'nın, Kandil'in ağzıyla konuşuyor. Hatırlarsınız, biz Türkmenlere yardım ederken bunlar onları katleden eli kanlı Esed ile hatıra fotoğrafı çektiriyordu. Ey Kılıçdaroğlu, bu ülkenin siyasetçisi olmayı, başkalarının değil bu ülkenin çıkarları için çalışmayı öğrenene kadar bu millet sana da itibar etmeyecek. Bunu bilesin. Şimdi dün buradaydı galiba. Öyle mi? Dün buradaydı. Ne yaptınız? Gönderdiniz. Akşam geç geldim. Iğdır Erzurum, oradan Ankara'ya döndüm. Ya burada ne dedi? Et balık kurumunu et süt kurumuna döndüreceğiz. Şimdi kardeşlerim, et ve balık kurumunun adını değiştireceğini söyledi. Adı et ve süt kurumu olacak dedi. Bakınız, bu kurumun adı 2013 yılında et ve süt kurumu olarak başbakanlığım döneminde değişti zaten. Görev alanını da buna göre yeniden düzenledik. Şu anda size gösterdiğim resmi gazetedir. Resmi gazetedeki yayınlanan şu, özellikle kararı burada göstereyim istedim ki sizi nasıl aldatma gayreti içine giriyorlar bunu bilin. Ya siyasetçi bu denli yalancı olur mu ya? Bakınız. Siyaset devlet, siyaset devlet, siyaset devlet, siyaset devlet.
Bunun yanlışlarını düzeltmekten bıktım. Et kombinası kuracağız Kars'a diyor. Kardeşlerim, 2015 yılında, yani bu yıl kombina inşaatına başlanacak. Günlük 750 büyükbaş kesim kapasiteli kombinayla ilgili değerli kardeşlerim 15 gün içinde ihaleye çıkılıyor. Bunların kararları alındı. Hepsi bunlar. Ama bitmedi. Bir de biliyorsunuz son günlerde ne dedi? Cumhurbaşkanlığı sarayında altın klozetler, altın kaplama klozetler var dedi. TRT'de canlı yayında ne dedim? Eğer dedim, Cumhurbaşkanlığı sarayında altın klozet varsa gel gör, ben hemen Cumhurbaşkanlığını bırakacağım dedim. Ama yoksa sen bu Cumhurbaşkanlığını böyle bir şey ispat edemezsen, orada göremezsen şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bela olmaktan çekilecek misin? Ya zaten bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelirken de yalan söyledi. Biliyorsunuz Sayın Baykal'ı gitti ziyaret etti. Gazeteciler sordu aday olacak mısın diye. Olmayacağım dedi. Hemen ertesi gün aday oldu. Ya inanın bunun yalanlarını düzeltmekten biz bıktık. Aynen öyle. Bu kaset genel başkandır. Hadi yapmayacağın şeyleri söylüyorsun, onu anladık. Ama yapılmış olan, yapılmakta olan işleri niye inkar edip ben yapacağım diye ortaya çıkıyorsun? Ziya Paşa'nın güzel bir ifadesi var. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Haberin olsun. Dün Kars nasıl güldüyse Türkiye sana gülüyor. Yaşadığı ülke bu kadar yabancı bir siyasetçi de devlet teslim edilir mi? Zaten buna SSK'yı teslim etmişler, SSK'yı iflas hale getirdi. Ondan sonra gönderdiler. Adeta kovaladılar. Niye? SSK'yı batırdı. Şimdi sağlıkta hastanelerimizin durumu nasıl? Daha şurada işte. Devasa modern bir devlet hastanesini biliyorsunuz yeni açtık. Allah sizden de razı olsun. Görevimizi yaptık. Okullarımız, hastanelerimiz niye? Ya benim Karslı kardeşim buna layık da onun için. İlaçlarımızı bulamıyorduk biliyorsunuz. Şimdi istediğin eczaneden ilacını alıyor musun? İstediğin hastaneye gidiyor musun? Mesele bu. Bir yanda 2023 hedefleri var diye yola çıkan bir heyet başbakanlığım döneminden itibaren bunu başlattı. Ne diyoruz? Yeni Türkiye. Yeni anayasa. Başkanlık sistemi. Bunu söylüyoruz. Öteki tarafta klozet diyen, gözünün önündeki tabelaları görmeyen, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla, İmam Hatip'lerle uğraşan bir muhalefet var. Ne diyor bu HDP? Diyaneti kaldıracağım diyor. Ya sen bu milleti dinsiz mi sanırsın? Bu milletin dini noktadaki kurumlarını koruma gayreti içerisinde olan bu millete sen ne zamandan beri böyle bakıyorsun? Ama bunlar
değerli kardeşlerim, bunlar dağda zerdüştlük eğitimi veriyorlar. Dağa kaçırdıkları o genç yavrulara dağda zerdüştlük eğitimi veriyorlar. Belgeler, her şey elimizde. Bunu defaatle gazetelerde de yayınlandı biliyorsunuz. Niye? Bunların ne İslam'la ne dinle yakından uzaktan alakası yok. Ne diyor? HDP'nin eş başkanı, Taksim Kabe'mizdir diyor. Bir zamanlar CHP'de ne diyordu? Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter diyordu. Biz ne diyoruz? Bizim Kabe'miz Mekke'de. Farkımız bu. 7 Haziran bunun için önemli. Çünkü benim dindar Kürt kardeşim bunların arkasından gidemez. Gitmemeli. Ah benim Kürt kardeşim, seni bunların sevdiğini mi sanıyorsun? Aldatıyorlar. Kardeşlerim, ben kendi adıma bunlara cevap vermekten hicap duyuyorum. Ama milletimin gerçekleri görmesi için, bilmesi için mecburen bunları anlatıyorum. Çünkü bir cumhurbaşkanının görevi budur. Cumhurun başısınız, anlatacaksınız. Biz umutla, heyecanla, sevinçle milletimize kazandırdığımız hizmetleri, devam eden projeleri anlatıyoruz. Ne diyor terör örgütünün arkasında olduğu bu kişi? Ben Diyanet İşleri Başkanlığı 11 Kürtçe mealli Kur'an hazırlamış. Ben de bunu gittiğim Güneydoğu Doğu illerinde gösterdim. Çıktı diyor ki, o diyor bir vakfın hazırladığı mealdi. Diyanetin böyle bir şeyi yok. Ertesi gün Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Depoda Kürtçe mealli 10.000 Kur'an-ı Kerim var. Ve bunlar Güneydoğu Anadolu'ya gönderildi. Doğu'ya gönderildi. Değerli kardeşlerim, bundan bile rahatsız oluyorum. Depoda bunlar gösterilince Diyanet İşleri Başkanlığı bu defa nereden taktılar? Dediler ki altındaki Mercedes'i satacağız, bununla kaynak oluşturacağız. Neymiş bunun değeri? 1 milyon. Yani 1 trilyon. Tabii ertesi gün sordurttum. Dediler ki 320.000, 330.000 civarında. Kardeşlerim, ya bu ülkede Diyanet İşleri Başkanı'na bir Mercedes'i çok gören bu zihniyet, hepsinin çocuklarının altında, kendilerinin altında yarış arabaları var, modern Mercedesler var. Bu sefer Arnavutluk yolculuğunda Diyanet İşleri Başkanımıza dedim ki, böyle böyle ben şu anda kullandığım zırhlı Mercedeslerden bir tanesini size tahsis etmek istiyorum. Tevazu gösterdi, yok dedim. Ve biz o Mercedes'i, zırhlı Mercedes'i Diyanet İşleri Başkanımıza tahsis ettik. Tabii bir şey daha önemliydi. Çünkü bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece Türkiye'nin değil, coğrafyanın adeta bir yönlendiricisi, rehberi gibi. Dedik ki Vatikan'ın papası Alitalya'nın tahsis ettiği uçakla gidiyor uluslararası seyahatlere. Biz de şu anda havuzumuzdaki uçaklardan bir tanesini yurt dışına giderken Diyanet İşleri Başkanımıza tahsis edeceğiz. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti yazan uçakla gidecek. Ay yıldızımızın olduğu uçakla gidecek.
Çünkü indiği havalimanlarında bunu görsünler. Orada sarığıyla, cübbesiyle Diyanet İşleri Başkanımızın inişini görsünler. Bize bu yakışmaz mı? Bu millete bu yakışmaz mı? Ama bundan maalesef bu HDP'nin başındakiler kadro rahatsız oluyor. Kardeşlerim, bitmedi. Din derslerini kaldıracaklarmış. Ne diyorsunuz? Evet diyen var mı? Bir göreyim şöyle elleri. Hayır diyenleri bir göreyim. Maşallah. Değerli kardeşlerim, öyleyse pazar günü bunlara bir cevap gerekmez mi? Öyleyse durmak yok. Tamam. Şu 4 gün çok çalışmak gerekir. Niye? Ya ne demek? Dinini, diyanetini bilmeyen, öğrenmeyen bir nesil ne olur? Kaybolur. Çıkmış CHP. Ne diyor? İmam hatipleri kapatacakmış. Kayseri'ye gidiyor. Hayır ben böyle bir şey söylemedim diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Bize bunu yutturamazsınız. Daha önce aynen bu şekilde kapattınız. 1+8 diyerek orta kısım gitti. Şimdi biz 1+8+4 dedik, değil mi? Ama biz bunu nasıl değiştirdik? 4, 4, 4. Eşeği sağlam kazığa bağladık. Şimdi 600 bin öğrenci sayısı vardı, 60 bine düştü o zaman. Şimdi ne oldu? 60 binden İmam Hatipler'de öğrenci sayısı 1 milyona çıktı. Ya biz zorla mı gönderdik İmam Hatip'e? Anne baba evladını gönül rızasıyla gönderiyor. Sana ne? Niye rahatsız oluyorsun? Kızlarımızın başlarını açtılar mı? Kardeşlerim, ben İmam Hatip mezunuyum. 4 çocuğumun 4'ü de İmam Hatip mezunu. 2 kızım 2 oğlum İmam Hatip mezunu. Ama kızlarım başörtülü olarak üniversiteye gidemediler. Oğlum maalesef puanı yüksek olduğu halde burada istediği üniversiteye gidemedi. Ne yaptık? Tabii ki yurt dışına gönderdik. Binlerce yavrumuz yurt dışına gidip okudular biliyorsunuz. Orada da en güzel üniversiteleri bitirip geldiler. Kardeşlerim, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya dediler. Bu muameleyi yaptılar. Şimdi bu yasaklar kalktı mı? Katsayı var mı? Yok. Ama bu arada Danıştay bir karar daha aldı. Ne dedi? Düz liselerde de başörtülü okumanın yolunu açtı. Artık oralarda da başörtülü olarak okuyabilirsiniz. Bu arada bir karar daha çıktı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan. Ne dediler? Yargıda da başörtüsü kullanılabilir dediler. Bakın. Görüyorsunuz. Taşlar yerine oturuyor mu? Sabır. Çünkü siz men sabera zafera dediniz. Sabrettiniz, zafere ulaştınız. Siz sokaklara dökülmediniz. Siz silahla dolaşmadınız. Siz esnafın camını çerçevesini indirmediniz. Sizi dağdaki eşkıyalar, teröristler yönetmedi. Siz iradenizle konuştunuz. Siz sadece hakka teslim oldunuz. Ve bunun da neticesini gördünüz. Şimdi bölücü örgütün güdümündeki parti gidiyor Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne. İstanbul'daki 3. köprüye hayır diyor. Eskiden bu hayırcılık işini ana muhalefet yapardı. Şimdi anlaşılan
O vazifeyi bunlara vermişler. Biliyorsunuz bunlar, değerli kardeşlerim, Güneydoğu'da, Doğu'da hangi yatırımı yaptıysak karşısına dikildiler. Hakkari Havalimanı 2 yıl gecikti Selahattin Eyyubi. Ama biz bunlara rağmen, bu HDP'ye rağmen, terör örgütüne rağmen Selahattin Eyyubi Havalimanı'nı bitirdik. Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nı bunlara rağmen bitirdik. Kars'ı bunlara rağmen bitirdik. Muş'u bunlara rağmen bitirdik. Ağrı'yı bunlara rağmen bitirdik. Niye? Çünkü biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Kardeşlerim, bunları anlatmalısınız bilmeyenlere, duymayanlara. Şimdiden binlerce kardeşimiz işte bu havalimanlarını kullanıyorlar. Hiç heveslenmesinler. 3. köprü de inşallah bu yıl sonuna kadar onlara rağmen bitiyor, bitecek. Kardeşlerim, biz 12 yılda Kars'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Hayır. Yaklaşık 6 katrilyon yaptık. 6 katrilyon, 5,7 katrilyon yatırım yaptık Kars'a. Bunun içinde okullar var, hastaneler var, toplu konutlar var, bölünmüş yollar var. Ya Kars'ta 12 yıl önce ne kadar bölünmüş yol vardı biliyor musunuz? 12 kilometre. Biz buna 189 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Kardeşlerim, şu ana harabeleri. Ah ah, dili olsa da konuşsa. Ana harabelerine yol var mıydı be? Yol var mıydı? Ama geldik ana harabelerine, bölünmüş yolu yaptık. Gittim ziyaret ettim o zamanlar. Çalışmaları ziyaret ettim. Ve ana harabelerini gezdim. Dönüyorum. O zaman başbakanım. Dönerken arkadaşlarıma dedim ki şöyle rastgele şurada bir eve girmem lazım. Rastgele bir eve girdik. Evin İnşallah, inşallah. Evin efendisi, beyi yoktu. Meğerse çobanmış. Hayvanların sürünün başında. Fakat evdeki hanım kardeşim, kızı, gelini, hepsi bize öyle bir ev sahipliği yaptılar ki hemen anında dedi ki size ne ikram edeceğim? Neyim varsa onu et dedi. Hemen çaylar hazırlandı, lavaşlar geldi, peynir geldi, bal geldi, önümüze kondu. Ama bu arada da baktım cep telefonuyla bizim beyefendi arıyor. Artık çobanlarımızın da cep telefonu var maşallah. Onunla konuştu ama uzaktaymış. Bize tabii yetişemediler. Biz o gece orada bir ağırlandık. Bilmiyorum şu anda aramızda mıdır, değil midir? Ve ben şimdi bu misafirperverliği gösteren Kars'taki kardeşimden pazar günü başka bir heyecan bekliyorum. Gelirken arkadaşlarım dediler ki ya başbakanım şu eve de uğrasak. Peki dedim ya, oraya da uğrayalım. Ana arabelerinden gelirken yolun sağ tarafında bir ev. Oraya da uğradık. Fakat evin gelini heyecanlandı. Heyecanlandı. Bu heyecanla maalesef o akşam elini kesti. Sağlık Bakanım Recep Bey yanımdaydı. Recep Bey aldı, hemen hastaneye getirdi.
Neyse orada müdahalesini yaptılar. Böyle bir anı da bende var. Sadece harabeler de yok. Biz bu yolda harabe olduk. Hizmet yolunda harabe olduk. Sizi seviyoruz be. Biz dertliyiz dertli. Biz size aşığız aşık. Biz böyle geldik buralara. İnşallah şu anda o bölünmüş yol bitti. Bir kısmı ana harabelerinin hamdolsun restore edildi. Kars, Tiflis, Bakü demiryolu 1 milyar 247 milyon liralık yatırım bedeliyle tarihi bir proje. Dev bir proje. Lojistik merkeziyle Kars önemli bir yer oluyor. Londra'dan Pekin'e uzanan demiryolu hattının bağlantı noktası neresi? Kars, Kars. Bunu biz yaptık. Bu muazzam proje bu yıl içinde bitiyor. Sivas'a kadar gelen hızlı demiryolu hattını Erzurum üzerinden Kars'a uzatıyoruz. Onlar konuşuyor. Yeni Termilal binamızda havalimanımız geçen yıl 389 bin yolcuyu misafir etti. Artık Kars her yere bir uçak bileti ve 1,5-2 saat uçuş mesafesi. Tarımda, hayvancılıkta çok büyük destekler verildi. Verilmeye devam ediliyor. İşte biz bunlarla uğraşıyoruz. Kardeşlerim, bu refahı daha da yükselteceğiz. Onların nelerle uğraştığını görüyorsunuz. İnanın, yağmur olsalar kimsenin tarlasına yağmazlar. Her şey gibi hizmet de bir nasip işidir. Bunların hizmet noktasında nasibi yok. Bunlar da zaten bunu hiçbir zaman hak etmedi. Ne zaman ülkenin yönetiminde söz sahibi olsalar, krizden, sıkıntıdan milletin başı kurtulmadı. Kardeşlerim, şu MHP bu ülkede iktidar olmadı mı? Biz iktidarı kimden aldık? MHP, DSP, ANAP'tan aldık. ANAP zaten gitti. DSP biliyorsunuz CHP'nin yavrusu. Öyle bir konumda. Ve değerli kardeşlerim, biz aldığımızda 5 yıllığına millet bunlara görev vermedi mi? Verdiler. Peki ne kadar yönettiler? 3,5 yıl. 3,5 yılda bırakıp kaçtılar. İnanın bunlara 5 koyun verin kaybedip derler. Şimdi çıkmış meydanlarda konuşuyor. Ne konuşuyorsun ya? Sizi biz gördük. Tanıyoruz, biliyoruz. Bu ülkeyi batırdınız. Kardeşlerim, göreve geldiğim masamın üzerine ne geldi biliyor musunuz? Sadece işçiden memurdan kestikleri para neydi biliyor musunuz? 15 katrilyon. Niçin kesiyorlardı? Çünkü maaşları ödeyemiyorlardı. Key adı altında, konut edindirme yardımı altında işçiden memurdan ne kesmişlerdi biliyor musunuz? 3,5 katrilyon. Ya devlet işçiye borçlu olur mu? İşte MHP'nin, SHP'nin, aynı şekilde Doğru Yol'un, DSP'nin, bütün bunların döneminde, ANAP'ın döneminde devlet işçiye memura borçlu hale geldi. Ama bunlar dürüst değil. Değerli kardeşlerim, bu borcu biz ödedik. Bu paranın tamamını biz ödedik. 18,5 katrilyonu. Dedik ki devlet memuruna, işçisine borcu olamaz. Sevgili Karslı kardeşlerim, bunlarla da inşallah kalmadık, kalmayacağız. Ve bunlar baktılar ki olmuyor, şimdi eski Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Kardeşlerim, bunların rüyası milletin kabusudur. İnşallah pazar günü bu rüyadan uyanacaklar. Milletimiz pazar günü bir kez daha tercihini hizmetten yana, istikrardan, güven ortamının devamından yana yapacaktır, ben buna inanıyorum. Şimdi Kars'a soruyorum.
Bu tercih yeni Türkiye'den yana mı? Tercihimiz yeni anayasadan yana mı? Başkanlık sistemini istiyor muyuz? 7 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Rekor bir katılım sağlıyor muyuz? Maşallah. Serhat şehrimiz Kars bu işe tamam diyorsa inşallah 7 Haziran'da bu iş tamamdır. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz 12 yılı her alanda olduğu gibi siyasette de standartlar yükseldi. 230 milyar dolardan aldık milli geliri, 800 milyara yükselttik. Biliyorsunuz değil mi? Devletin borçlanması milli geliri oranla %73'tü. 35'e indi. Biz yapamayacağımızı vaat etmedik. Ne aldatan olacağız dedik, ne aldanan olacağız dedik. Bak şimdi bu yıl Kasım ayında dünyanın en ileri ülkeleri Antalya'da toplanıyor. Biz de o 20 ülkeden bir tanesiyiz. Başkanlığı biz yapacağız. Krizler ülkesi şimdi bu 20 ülkeden bir tanesi. Bak nereden nereye geldik. Ve dünyanın, evet, ekonomisi en büyük ülkelerden bir tanesi Türkiye. 17. sıradayız. Ve değerli kardeşlerim, bu millet son 12 yılda yapılanları 3'e, 5'e katladı. 10 katı bile olan çeşitli birimler var. Şimdi önümüzdeki 2023 hedefleri var. Ne diyoruz? Milli gelirimizi 800 milyar dolardan 2 trilyon dolara çıkaracağız. İnşallah işçisiyle, emeklisiyle, memuruyla, öğrencisiyle çıkmışlar. Ne diyorlar? Harcı kaldıracağım. Üniversite harçları kalkacak diyor. Kim? Bu CHP. Ya ayıptır, ayıp. Üniversite harçlarını başbakanlığım döneminde biz kaldırdık. Bir yalan da bu. Dürüst ol ya, yalan söyleme. Şu anda buradan çıksın bir tane üniversite öğrencisi desin ki ben harç ödüyorum. Kardeşlerim, 45 liracık burs veriliyordu biz gelmeden önce. 330 liraya çıkardık. Artı beslenme yardımı. Master öğrencilerine 660 lira veriyoruz. Doktora öğrencilerine 990 lira veriyoruz. Bunları biz sağladık. Ama bunların milletin hayrına bugüne kadar yaptıkları bir şey yok ki. Değerli kardeşlerim, taşeron sistemini kaldıracağım diyor. Tamam, belediyeleri bağlayan mı var? Hadi CHP'li belediyelerde kaldır. HDP'li belediyelerde kaldır. Niye kaldırmıyorlar? Yalan, yalan, yalan. Bölücü örgütle paralel örgütü bir araya getiren güç Türkiye'yi 2023 hedeflerinden alıkoymak isteyen güçtür. Ana muhalefeti, yavru muhalefeti, eş başkanların partisine oy dilendirmeye yönelten güç, yeni Türkiye'yi, onun yolunu kesmek isteyen güçtür. İnşallah bunlara prim vermeyeceğiz. Kardeşlerim, şimdi 7 Haziran milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği için çok önemli. Şimdi Hacı Bektaş Veli gibi ne diyoruz? Hep beraber Türkiye duysun. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Yetmez. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bir kez daha bu coşkunuz için şimdi de şarkımızı söyleyelim. Tamam. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda.
şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Serhat şehri Kars'ı hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Pazar günü inşallah sandıklar hayırlara vesile olsun. Korkmak yok. Tehditlere aldırış etmek yok. Benim Karslı kardeşim asla korkmaz. Oy namusumuzdur. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer hanımefendi, sayın milletvekillerimizi, valimizi... Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Karslılar buluşmasında konuştu.